Merhabalar değerli arkadaşım. Geldik süreklilik fonksiyonunun özelliklerine. Şimdi burada süreklilik fonksiyonu ile ilgili bazı özellikler yapacağız. Yani karşımıza çıkabilecek süreklilikle ilgili yorum sorularında yorum yapabilmen için bazı püf noktalar vereceğim sana. Hazır mısın? İkimize de iyi dersler. Hadi bakalım. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman f ve g fonksiyonlarıyla ilgili olarak ikisi de a noktasında sürekli ise fonksiyonların toplamları yani f artı g ve farkları olan f eksi g fonksiyonları da a noktası da süreklidir. Eğer k eleman r olmak üzere diyor k çarpı f fonksiyonu da x eşittir a noktasında süreklidir diyor. Zaten temeldeki f fonksiyonu sürekli ise bunu k ile çarptığımız zaman da sürekliliğini etkileyecek herhangi bir durum yok. Şimdi burada da f ve g fonksiyonları ayrı ayrı süreklidir. Bu fonksiyonların bu noktalarda yani a noktasında sürekli olmaları bunların herhangi bir yerde içleri boş olan bir noktaya içermemeleri gerekir ki toplamlarında ve farklarında da bu durumla karşılaşmayız demek istiyor. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. F çarpı g fonksiyonu x eşittir a'da süreklidir diyor. X eşittir a'da zaten f fonksiyonumuz sürekli, g fonksiyonumuz sürekli, f artı g, f eksi g yani fonksiyonun adı 4 işlem. Ancak çarpmada da sürekli oluyor. Fakat lakin paydayı sıfır yapmıyorsa bu değer f bölü g fonksiyonu da yine bu noktada süreklidir. Tekrar ediyoruz. F fonksiyonu sürekli, g fonksiyonu süreklidir. Sürekli ise a noktasında. O zaman f artı g, f eksi g, f çarpı g, g a sıfırdan farklı olmak şartıyla f bölü g de a noktasında süreklidir diyoruz. Yine aynı şekilde mutlak değeri fonksiyonu da burada süreklidir. Zaten mutlak değerlilik daima pozitiflikle alakalı bir durumdur. İçini yani tanımsı yapan fonksiyonun içinin boş yaptığı noktayla bir alakası yok. N tek ise diyor kök içerisinde f fonksiyonu a'da süreklidir. Ancak n çift ise f sıfırdan büyük eşit olmak üzere x eşittir a'da süreklidir. Tabii bunun tanımı değil mi? İçinin daima pozitif olmasıyla alakalı bir durumdur. Evet yani negatif bir değer olduğu takdirde zaten bu ifadeyi tanımsız yapacağı için sürekli olamıyor. Tanımsız noktalarda fonksiyonu süreksiz yapıyor zaten. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli ve g fonksiyonu da x eşittir f a noktasında sürekli ise bileşke fonksiyonu da a noktasında sürekli. Bileşke fonksiyonu g'de f a olarak düşünebiliriz. Bu noktada sürekli ise bunu da götürüp g'de yerine yazdığımız zaman elde ettiğimiz GOF fonksiyonu yine bize bu noktada fonksiyonun sürekli olduğunu ifade ediyor. Ne demiş? A'dan R'ye fonksiyonu A kümesinin her noktasında sürekli ise diyor. F fonksiyonu A kümesinde süreklidir tabii ki. Burada ne diyoruz? Başka polinom fonksiyonlar tüm reel sayılarda süreklidir. Tabii polinom fonksiyonları süreksiz yapan herhangi bir değer yok değil mi? Ancak rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değerler. Trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, üstü fonksiyonlar tanımlı oldukları aralıklarda süreklidir. Yani tanımlı olduğu aralıkla süreklilik arasında direkt olarak bir ilişki olduğunu göreceğiz şimdi. Evet, kazanım 36 ile örneklerimizi pekiştirelim mi? Bu söylediğimiz ifadeleri pratiğe döküyoruz. Gelsin birinci soru. Şimdi değerli arkadaşım bu fonksiyon sürekli olduğu kümeyi bulunuz diyor. Şimdi bu polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonu bunu tanımsız yapan bir değer var mı? Yok. O zaman sürekli olduğu aralık reel sayılardır. Tüm reel sayılarda süreklidir. Geldik buraya. İşte ne dedik? Rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değerler de süreksizdir. Çünkü niye? Sayı bölü sıfır tanımsız olduğu için. Tanımsız olan bir ifade ile ilgili olarak reel sayılar kümesinde bir eleman bulamıyoruz dolayısıyla. Bunun paydasını sıfır yapan değerler nedir? Eksi 1'e 1'dir. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz reel sayıdan eksi 1 ve 1'in çıkartılmasıyla sonucunda oluşan kümenin içerisinde sürekli olduğunu söyleriz. Gelelim bu fonksiyona. Şimdi sonuç itibariyle bu da rasyonel bir fonksiyon değerli arkadaşım. Ancak paydayı sıfır yapan değer var mı? Ona bakalım. X kare eksi 4 elemana değildir zaten reel sayı. Dolayısıyla tüm reel sayılarda bu fonksiyon süreklidir. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapan değer olmadığı için reel sayılarda. Geldik bu ifadeye. Şimdi bunu şöyle düşündüğümüz vakit paydayı sıfır yapan değerler yani biz bunu çarpanlar ayırırsak x eksi 2 çarpı x eksi 3 diyebilir miyiz değerli arkadaşım? Buradan x eşittir 2 gelir ve x eşittir 3 gelecektir. O zaman yine aynı şekilde reel sayılardan paydayı sıfır yapan değerleri 2 ile 3'ü çıkarttığımız aralıkta
fonksiyonun sürekli olmasından bahsedebiliriz. Gelelim 5-x'ten bahsediyor. 5-x nedir? Tabii içiniz daima 0 ve 0'dan büyük olması gerekir, değil mi? Köklü bir ifadenin tanımı gereği. O zaman 5-x büyük eşittir 0'dan. X küçük eşittir 5. Demek ki 5 ve 5'ten küçük aralıklarda, o zaman eksi sonsuzla 5 aralığında fonksiyon nedir? Süreklidir değerli arkadaşım. Geldik 6. ve son sorumuza. Şimdi şöyle bakalım, derece tek. Derece tekse bunu sıkıntılı yapacak, kökün içini sıkıntılı yapacak bir değer yok. Ancak paydayı sıfır yapan değer var ki bu değerde fonksiyon süreksiz olduğu noktalardır. Demek ki x kare eksi 16 farklı sıfır olması gerekir. O da x eşit farklı artı eksi 4 olması gerekir ki reel sıradan çıkartıyoruz. Eksi 4 ile 4 aralığını. Değerli arkadaşım, bu şekilde de kazanım 36'nın sonuna gelmiş olduk. 37'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.